Evet, güzel ve güneşli Hollanda'dan herkese saygılar, sevgiler. Mutlu Güvercin TV'nin kıymetli seyircileri, ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Bugün size yine muhteşem bir video sunmaya çalışacağım. Bugünkü videomuz Hollanda'dan, bir kuş pazarından, bir kuş fuarından. Bu fuarda şey göremeyeceğiz, ördek, kaz, tavuk filan. Sadece güvercin filan da yok. Sadece saka, ispinoz, ne bileyim ben, papağan, muhabbet kuşu, kanarya, melezler filan göreceğiz diye düşünüyorum. Bakın bunlar alıp da gidenler arkadaşlar. Şurası, Zupa, birisi el sallıyor kameraya, gördüğünü mü bilmiyorum ama ben dedim. Giriş 5 lira, 5 liramızı biz verdik az önce. Daha şimdi Jungs die hier, uns herzlich begrüßen. Bize saygılar. Alo, burası giriş arkadaşlar. Jetzt geht es ganz ab. Ja, guten Appetit auch. Burada arkadaşlarımız, burada arkadaşlarımız giriş için işlemleri yapıyorlar. 5 euro ücret, giriş ücreti arkadaşlar. Kamerayı umarım korumaya çalışacağım. Ama ilk önce size iğrenç bir şey göstereyim arkadaşlar. Bunlar saka yemleri, canlı şeyler, protein yemler. Evet, şöyle bir kameramız yukarı tutalım. Önce bir kamerayı, salonu bir gözetleyelim. Bir gözlemleyelim. Evet. Sonuçta burada sadece kuş değil, kuş ürünleri, kuş malzemeleri de satılıyor. Mesela önce malzemelerden başlayıp sonra direkt kuşlara geçelim kısaca. Şurada Hallo morgen. Da bizim film niye yani? Perfect. Super. Arkadaşlar bunlar kuşlarımız için. Das ist Vitamine, keine Medizin, ne? Vitamine. Ah, okay. Beides. Da kostet eine Flasche, wenn ich das nehmen wollte, 14 Euro. Ah, die kosten 11 und da diese Hälfte 14. Bu taraf 14, bu taraf 11. Bunlar hem vitamin, aynı zamanda da ilaç görevi yapıyor kuşlarda diyor. Muhtemelen solunum yollarına filan destek veren şeyler, karışımlar diyebiliriz. Vielen Dank, viel Spaß noch. Teşekkürler diyerek de tabii ki veda edeceğiz. Çünkü oyalanmayacağız arkadaşlar. Çok çok çekmemiz gereken yer var. Ama şöyle yine de kısaca ürünlerde ne var ne yok görelim dedik. Şunlar mineral taşları, yuvalar. Şunlar mesela salmalarınızda olmazsa olmazlardan, çok seviyor. Kandaryalar, ispinozlar. Her türlü kuş yemi burada bulabiliyorsunuz. Yumurta karışımları ve farklı yem karışımları. Mesela bu İspinoz ve saka yemi arkadaşlar karışımı. Çin'de en az 8-10 çeşit tahıldan, tohumdan oluşan bir yem karışımı. Aynı keza de muhabbet kuşları için, papağanlar için yuvalar. Şurada yine bir aksiyon düzenlemiş. Onu da göstereyim, hemen kuşlara geçelim. Mesela kaç tane çok şeyiniz var, kafesiniz var. 30 tane şey lazım. Adam buraya ne yapmış? 5 tane alırsan 7.50, bir tanesini alırsan 1.99, şunun tanesi. Ben bunu şey olarak zannettim arkadaşlar, ha tamam bunu satış için böyle düzenlemişler. Ben de aksiyon olarak yapıyorlar zannettim. 4 tanesini alırsanız, ha ben paket olarak alırsanız böyle işte atıyorum 15 euro falan diye anlamıştım ama öyle değil. Tek alırsan diyor 3 euro, 4 tane alırsan 11 euro, öyle bir şey düzenlemiş. Neyse arkadaşlar, biz açılışımızı hemen bir yerden başlayalım. Evet arkadaşlar, hemen buradan başlayalım. Burada papağanlar varken, böyle güzel papağan türleri varken, Rosella papağanları. Burada da Gold ispinozları var. Renkleri hakikaten çok şahane. Farklı farklı. Bakın sarı, göğsünde moru var. Bunun da göğsünde moru var ama mavi. Yani das deine? Nein. Ben senin diye sordum. Yanında biri soruyor, böyle yüzüce bakıyordu. Ben de meraktan sorayım adamımıza, birkaç soru soralım dedim ama şunların rengine bakar mısınız arkadaşlar, ya böyle bir şey yok ya. Doğa ne kadar güzel canlılar yaratmış ya Rabbim, vallahi. Hele şunlara bakın. Yani rengarenk ya. Her biri bir daha güzel. Biri diğerinden güzel derler ya. İşte öyle arkadaşlar. Şuraya bakın. Hınca hınç dolu. Ve şu zamanda hatta gidenleri gördüm ben. Yani burası normalde 8.30'da açıyor ama şeye gelenler,
Bu satışa gelenler 6'da 7'de giriyorlar. Zaten kendi aralarında en kral kuşları kapıyorlar. O ona satıyor, o ona satıyor. Bizim geldiğimizde normalde en güzel kuşlar neredeyse gitmiş oluyor. Okey, danke. Ben konuşuyorum böyle. İnsanlar da tuhaf tuhaf bakıyorlar. Evet, sakamız. Bence bayağı bir iri yarı yapısı var. O erkek olsa gerek. Yo, dişi. Göz rengine bakarsak. Alttaki biraz daha küçük kalmış. Burada eski arkadaşlar, eski dostlar gelip birbirlerini görüyorlar, tanışıyorlar, sohbet falan ediyorlar. Buraya arkadaşlar, Hollanda'da şu anda. Buraya Belçika'dan, Lüksemburg'dan, ne bileyim ben yakın Almanya'dan gelen çok kuş sever oluyor. Arkadaşlar az önce oraya geçeceğiz yine. 5 euroya muhabbet kuşu gördüm ya. Olamaz yani. Bu tel örgünün içinde arkadaşlar kuş satıldığı zaman oraya giriyorlar. Kuşlarını oradan boxlara değiştirim yapıyorlar. Yerlerini değiştirmek için. O sistemi kullanıyorlar. Şurada Çocuk Need to go Onlara Film ki Bunların adını biliyordum ama unuttum arkadaşlar, kusura bakmayın, biraz onu düşündüm. Yine Stiglitz'lerimiz var. Yani Stiglitz derken sakallarımız var. Ve burada da Magellan ispinozlarımız var. Dün çekim yaptığım yerde 70 euroydu. Burada 50 euroya satıldığını satıyor arkadaşlar. Yani fiyatlar burada bayağı bir alt seviyede. Hollanda price fiyatları çok uygun. Biraz sonra sizi bunu kanıtlayacağım arkadaşlar. Görüyorsunuz satışlar yapılıyor. Kuşlar alıp satılıyor. Yer değiştiriyor. Sahip değiştiriyor. Yani burada arkadaşlar kafeslerde her birinde görmeyi değer envai çeşit kuşlar var. Bir nevi güvercin ırkına, güvercin ailesine ait olan küçük bir güvercin ırkı arkadaşlar. Şuradaki kanaryalara bayıldım arkadaşlar. Bu kanaryaların rengi gerçekten siyah ve kırmızı ve kırmızı maskeliler kuşlar. Bakın döşük kırmızı. Bunların çifti 50 euro, tanesi 25 euro. Normalinde alsanız, yani yerinde alsanız kümesinde bunları 70 euro'dan aşağıya alamazsınız. O kadar söyleyeyim. Hani renk olarak şunlara bir bakar mısınız? Dediğim gibi kamera rengi yanıltabiliyor. Kamera rengi yanıltabilir. Ancak doğal gözle baktığınız zaman harika bir yansıması var. Şunlar biraz daha kırmızı tonajları var. Kostet jedes Paar 50 Euro, ne? Hast du gesagt? Çift, hangisini alırsan al. Az önce bir sormuştum kendisine. 50 Euro. Hangi çifti beğenirsen seç, beğen al. 50 Euro. Tabii ki burada da arkadaşlarınla muhabbet etmek için kendini oraya çekip bir çay kahve içip orada sohbet için hani böyle bir şeyler yiyip içebileceğiniz bir alan, öyle söylemeye çalıştım. Bakın buradaki şeyler boşalmış gitmiş. Sadece burada bunların ismini ben unutuyorum arkadaşlar, hep kusura bakmayın. Siz yorumlarda lütfen ekleyin de seyircilerimiz, diğer seyircilerimiz de onu öğrensinler. Bunlar Grünfink Almancası ama Türkçesi neydi ya? Aklıma gelmiyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Halen de düşünüyorum. Şunlar da yine mayor sakalar. Mayor sakalar var arkadaşlar. Normal küçük sakalar var. Farklı farklı saka ırkları da var. Ben bunun defalarca videosunu yaptım. Kanalımda birkaç çeşitli saka videoları var. Saka sevenleri, onlara da bakmaya davet ediyorum buradan. Bunlar mayor. Ama biraz küçük kalmışlar. Bunların daha iri yarı olan mayorları var.
Mayorlar da bu şekilleriyle bir ırk, kendi halinde bir ırk. Ama bundan sonraki göreceğimiz renkler, o açık renkliler, işte kahverengi, pastel, bilmem ahat, oymo filan deniliyor. Birçok şeyleri var, isimleri var. Onlar arkadaşlar mutasyon olarak geçiyor. Mayor mutasyon. Arkadaşımız muhabbet kuşu almış. Ama ben şunu söyleyeyim, bu şekilde kuş alırsanız böyle transporta şeyi koymayın. Çünkü o hayvan her taraftan, sağdan soldan bir hareketlilik görüyor, ürküyor, korkuyor, strese giriyorlar. Ha, mayor şey mutasyon bunlar arkadaşlar. Yani sağa solu kapalı olan boksları tercih edin, onu diyecektim. En azından üstünden bir hava deliği olsun, sağdan, iki, önden, yandan filan, o kadar yeterli. Ama böyle her tarafı açık bir şeyin içinde kuş asla taşımayı tercih etmez. Üzerine bir bez falan, herhangi bir şey örtün taşıma esnasında arkadaşlar. Buradan da o tavsiyeyi zaten biliyorsunuzdur birçoğunuz ama muhtemelen o arkadaşımız da biliyordur. Neden tercih etmemiş bilmiyorum. Evet, tatlı, güzel. Ben melezlere bakıyordum ama bunların melezlerine. Diyorlar ki, demişlerdir ki ya o kadar orijinal varken meleze ne gerek var? Melez göremedim mesela. Ama bunları da alsanız melezler kadar aynı. Ben 70 euroya 60 euroya şeyi gördüm, saka gördüm. Birazdan gene denk gelirsem sorarım arkadaşa. Ama bunları gidip işte şeye bildirmeniz gerekiyor. Belediyeye kayıtını yaptırmanız gerekiyor. Yani ikametgah çıkartmanız gerekiyor. Öyle söyleyeyim. Çıkartmazsanız, şikayet gelse bunların şaka değil 50 bin euroya kadar, tabii ki şeyin ağırlığına göre değişiyor cezanın. 50 bin euroya kadar saka şeyinde cezalar kesilebiliyor arkadaşlar. Yasak. Onun için kimse artık Almanya'da doğru dürüst bıktı millet. Yani bakmıyor. Bunlar Meksika gimpilleri diyorlar. Türkçesini aklıma getiremediğim için bu kuşlarda lütfen bağışlayın ama Meksika'nın işte Haus gimpil. Hani Almanca bilen dostlarımız onu oradan çözsünler artık ama Türkçe bilen dostlarımız da lütfen bağışlasınlar. Şimdi böyle bir anında karşına çıktığı zaman kuş şey yapamıyorsun. Ya neyi deyip kilitlenip kalıyorsun bazen. Ben de şu anda o kadar çok şey, kuş gördüğüm için o şeyi yaşıyorum. Ya böyle yani insanlar küme küme oluşup böyle konuşuyorlar, muhabbet ediyorlar. Satış yapıyorlar. Bakın sistem şu. Adam satış bokslarını da getirmiş, hazırlamış da. Buradan isteyen olduğu zaman tak alıp bunun içine koyup kapa diyor güzelce. Bunun hava delikleri de var üstte arkadaşlar. Bakın burası. Deminki gibi gördük ya, adam boksa koymuş götürüyor. Öyle götürmeyin. Böyle şeyler de götürün. Kuş için daha sağlıklı. İnanın bana. Yani yolculuk 1-2 saatten fazla sürmüyorsa. Bunlar 7 euro. Sag bloß das Paar kostet 7 euro. Das Paar 7 euro. Oder das Stück 7 euro. Das Stück, ne? Ich hätte mich schon gewundert. Ich habe schon was für 5 Euro. Sie sind super. Ah, hier sind auch welche. Also das gibt's gar nicht. Zwei Stück möchte, 10 Euro, kein Problem. Ja, würdest du machen, ne? Okay, vielen Dank erstmal. Ich muss mal so ein bisschen erklären den hier am Dingens. Arkadaşlar, yani hakikaten şunu söyleyeyim. 5 euroya muhabbet kuşu var burada, bunlar. Onlar biraz, bunlar şeyden, büyük salmadan geldikleri için arkadaşlar bu şeylere biraz ürkek davranabiliyorlar. O sizi yanıltmasın. Bu mesela tanesi 7 euro. Göstereyim. Sordum çiftli mi diye şakasına. Yok diyor ama 10 euro yatıyor. İsterseniz diyor, pardon 7 euro ama çiftliğini 10 euroya veririm dedi, alırsan dedi. Bakın envai çeşit muhabbet kuşları var. Bunlar da muhabbet kuşu seven seyircilerime gelsin. Çünkü çok güzel tatlı renkleri var. Bizim de hepimizin birer muhabbet kuşu kesin olmuştu çocukluğumuzdan kalma. Birçoğumuzun en azından. Benim de oldu. Ama orayı açtık biz şimdi sakallarda filan seyrediyoruz arkadaşlar. O kadarını söyleyeyim. Biraz hızlı davranmam gerekecek çünkü toplanıp gidiyorlar arkadaşlar. Burada da yine birer sakamız var. Volling the prize beim Saka. Wie viel? 100. I know. Okay. Danke. Bu 100 euro bunlar arkadaşlar tanesi. Ist das denn europäischer? Pardon, europäischer. Ha, okay. Ne dedi anlamadım arkadaşlar ama.
Sonuçta arkadaşların Hollandaca konuştuğunu unutuyorum bazen. Soruyorum Almanca. Baka baka. Danke. Baka kalıyor. Bir şey dedim anlamadım. Avrupa şey değil. Onlar da böyle Avrupası var, İtalyanı var, şu su var, bu su var. Kuşların ırk olarak. Ona göre de ötüş şeyleri var. Performansları var. Bazı İtalya'dan Sicilya'dan gelen bir ırk var. Onlar piyasada bulunmuyor neredeyse ve çok pahalılar. Acaba öyle bir şey mi? %100 deyince onu o mu diye düşündüm. Arkadaşlar bu şu ne diyor ona? Daha ispinozu. Bergzeisig. Şu da Rassistan Erlenzeisig diyor. Arkadaş bunlar da bu şeylerin mutasyonları. Saizikler, ispinozları. Dediğim gibi tek tek isimlerini bilmiyorum ama bunların hepsi çalı kuşları türünden veya ispinozlardan. Lütfen dediğim gibi değerli arkadaşlar, birçok değerli seyircimiz bunların ismini tıkır tıkır biliyorlar. Dakikası şu dakikadaki çıkan saka şu veya çıkan bu ispinoz bu diye yazabilirsiniz mesela. Diğer izleyici arkadaşlarımız da böylece kuş dünyasındaki o isim zenginliklerini geliştirmiş olurlar. Şakarak. Şakarak kuşu diyorlar. Evet bunlar şey de bunlar değil de sözlüğe baktım az önce dedim bunlar ne ismi diye söyleyeyim. Şakarak kuşu diyor ama böyle ben bir şey duymadım arkadaşlar. Dediğim gibi eğer kıymetli seyircilerimizden bilenler de varsa görev başına davet ediyorum. Yazın altına. Diğer seyirci dostlarımız doğru ismini bilsinler. Danke. Evet görüyorsunuz saka üstüne saka. Saka sevenlerin cenneti gibi bir şey burası arkadaşlar. Sağa dön saka kafesi var. Sola dön saka kafesi var. Ben 70 euroya falan sakalar gördüm. Normalde almaya kalksanız Almanya'da en azından piyasada bulamıyorsunuz. İlan bile veremiyorsunuz. Yasak. Mesela eBay diye bir şey var. Ah, hier ist mein Freund, hast du alles verkauft? Bu arkadaşımız galiba sattı. Ha, satmış olabilir. Bunlarınkisi Was kost? Was hast du schon weg? Hast du verkauft? Was kosten die denn? 50 euro das Paar. Arkadaşlar bu kapşonlu neydi o kapşonlu ispinoz diye geçiyor bunlar. Çifti 50 euro. Ve bu arkadaşımız da sürekli böyle pazarlara gelir. Satışlarını yapar. Düzenli olarak burada ama diyor az önce ya ben de artık yaşlandım. Artık yavaş yavaş azaltıyorum dedi. Az önce bir muhabbetimiz oldu kendisiyle. Yani bunlar çok hassas. Bunun beslemesi farklı, yemi farklı. Sıcaklarda en az 20 derecenin üzerinde sıcaklıkta tutmanız gerekiyor filan. Yani arkadaşlar rastgele kuş almayın. Tavsiye etmem. Onların hangi şartlarda bakılması gerektiğini filan sorun, soruşturun. Ona göre de alın. Alo. Evet. Moin. Böyle bir bakalım şöylece. Şunlar da Japon ispinozları diyeceğim ama yanılabilirim. Yani Almanyası Japanische Möwchen. Oradan tercüme etmeye çalıştım ama olmuyor. Türkçe ismi kesin farklıdır. Artık sizde gördüğünüz şekliyle kabul etmeye çalışın değerli dostlar. Almancasını söyleyeyim. Şunu mesela Diamantstäubchen diyorlar bunlara. Bunların da farklı mutasyonları var. Bunlar doğal olanların normalinde. Ve bunlar da. Ama şunlar bakın. Mutasyonları. Bakın şunlar da çok tutulan bir renk. Bu gördüğünüz tüyleri sanki şeymiş gibi, perişanmış gibi gözüküyor ama onun ırkı öyle arkadaşlar. Bunlar Spitzschwanz ama deyin. En azından siz de görün. Bunundan bu zavallının da kuyruğunu yolmuşlar. Evet şöyle bir kısaca yakın plan kuşlarımızı ekranlarınıza taşımaya devam ediyoruz arkadaşlar. Reisfinken, Alman Reisfink diyor bunları. Ve bunlar doğal olanları. Bunlar abi hepsinin doğallığının da mutasyonu yapıyorlar ya. Gerçekten mesela bunlar da aynı ırk.
Riesling beyaz. Bunlar doğada böyle beyazı yok. Doğada olanlar bunlar arkadaşlar. Yani insanlar neler üretiyorlar artık, siz düşünün. Bunun mesela, geçen de göstermiştim videomda. Hatta bu da mutasyon ama buna çok benziyor. Bunun şeyi, ilk versiyonu bu türe benziyor. Ama şunlar ondan sonra ortaya çıkarılanlar. Nasıl yapıyorlar, nasıl ediyorlar, hangi uğraşı harcıyorlar, hangi enerji harcıyorlar, düşünün yani. Ve bunlar da ne kadar az olursa bunlardan piyasada o kadar değerli oluyorlar, o kadar pahalı oluyorlar. Ne kadar pahalı oldukça üreticilerin motivasyonu yükseliyor. Daha çok onlardan üretip daha yeni versiyonlar denemeye çalışıyorlar. Yine geldik efendim sakıcılar cennetine. Evet. Kahverengi ve yabani renk, renk olarak yabani şeye benzediği için ona wild pastel diyor yani. Ama mutasyon arkadaşlar, onu söyleyeyim. Mayor. Mayor mutasyon. Bu da Weisskopf mutasyonu. Erkek, erkek. Bunların üçü de erkek. Bunların fiyatını bir sorsam acaba ya. Wem gehören die Tierchen? Eben, ne? Weiß einer die Preise schon von denen? Hat schon was gesagt? Okay. Şu anda der spricht gerade mit dem Ehemann. O konuşuyor şu anda müşterisiyle. Ben ona bir sorarım arkadaşlar. Bunların fiyatını ortalama. Ortalama fiyat kaçmış. Tabii değişiyor. Mutasyonuna göre değişiyor. Nadir olan mutasyon. Mesela şunun fiyatını merak ettim. Lieber Freund, moin erstmal. Wie teuer wäre das? Kannst du mir ein paar Preise, Entschuldigung. Kannst du mir, Entschuldigung. Ist das deine? Das ist meine, ja. Ja, kannst du mir ein paar Preisinformationen geben? Ja. Und zwar möchte ich gerne, das ist normalerweise Wildpastel braun, ne? Ja. Wie teuer ist der zum Beispiel? 125. 125 der? Ja. Und dann geht es weiter mit verschiedenen Mutationen. Ja, das sind auch alle mal 125. Alle 125, ja. Ich habe sie gesehen. Und die 175, die Braunpastelle, das sind weibliche. Das sind weibliche, die kosten alle jeweils 175, egal welche. Diese 140. 175, ja. 140, ja. Und auch 175. Ja, ja, ja. Wow, herzlichen Dank, sehr schön. Du stellst auch Papiere aus, kannst du ja, sowas ja, machen, ja, ne? Natürlich. Ja, super. Gut zu wissen. Ich will noch mal ein bisschen klären. Danke. Vielen Dank erstmal für die Auskunft. Arkadaşlar, düzelteyim. İşte 125 euro bu erkekler. Az önce söyledi. Bunlar da dişiler alttakiler. 175 euro, 140 euro. Bir de şu mesela 175 euro. Bunu normal piyasadan almaya kalkın. 300 eurodan aşağılamazsın şeylerde. Maalesef öyle Almanya'da ilanlara falan takip edecek olursanız bunlar bayağı bir pahalı, uçuk. Ve bunun arkadaşım şeyini de yapabiliyor. Bu şey yazıyor. Sicil kağıdı yazıyor arkadaşlar. O sicil kağıdıyla gidip Almanya'da kaldığınız semtteki Hayvan Bakanlığı'na veya işte görevli belediyeye bildiriyorsunuz. İşte benim işte iki tane şu numarayla, ayaklarımda numara var. Bakın kırmızı ayağında, zoomlayayım. Orada numarası var. Üretici numarası ve seri numarası var. Onunla birlikte kuşun ikametgah kağıdını yaptırıyorsunuz. İcab ederse gelip kontrol ediyorlar. Öyle de bir tuhaflık var. Yapmazsanız, bildirmezseniz cezası ağır arkadaşlar. Öyle. Onun için insanlar artık bıkmışlar. Almanya'da bunu yapmıyorlar sık sık. Melezlere falan yönelmeye başladılar. Bu da normalde her bahçede bulunan bir kuş. Belki de bu da öyledir. İyi adam yakalamış getirmiş olabilir ama ayağında kapalı yüzük var. Nasıl taktılar onu da bilmiyorum. Bunların da arkadaşlar muhteşem bir ötüşü var yani, onu söyleyeyim. O kadarını söyleyebilirim. Evet, şöyle yukarıdan tutayım kameramı. Kapatmıyorum arkadaşlar. Ne varsa Allah'ım ne verdiyse çekeceğim. Sonra da birlikte bakarız. Burayı bir taramıştım deminden ama şöyle bir daha. Çünkü renklerini çok beğendim. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bunlara havuç falan verdiğiniz zaman, hatta bunların kırmızı tür yemleri var. Onlar verdiğiniz zaman bu rengi koruyor. Vermezseniz bir sene sonra tüy değiştirdiğinde bu renkler açılıyor. Hayvanların o soluk resimleri, soluk resimleri ortaya çıkıyor. Yani o rengini korumanız için düzenli olarak şey yapmanız gerekiyor.
o renkten yemlemeniz gerekiyor. Burada tabii ki kırmızısı olur da beyazı, sarısı olmaz mı arkadaşlar? Beyaz kanaryalarında ayrı bir cazibesi var. Aynı kezade deriz ya hani sarı kanaryam. Hallo, sind schön kräftig, ne? Bist aus Deutschland? Oder bist du aus Holland? Oder aus Deutschland? Aus Holland auch. Was kosten die? 20 Euro. Stück 20 Euro. Egal welche Farbe, weiß oder gelb. Ja, die meisten sind 20. Die sind 20, die Haube sind 20, 25. Ah, okay. Dann will ich es mal kurz erklären. Arkadaşlar, beyazların fiyatı tanesi 20 Euro. Sarılarımız 20 Euro. Die auch 20? Bunlar da 20'ymiş. Ama sırf şu saç akıllı olanlar. Bunlar 25 Euro. Aber auch ein paar, ne? Oder ist es Männchen, Weibchen, ein paar? Männchen nur. Ha, onlar da erkekmiş tanesi 25 Euro. Çift değil yani onlar. Aber die anderen sind alle Paare wahrscheinlich. Das... Nein, nein, das sind noch Männchen. Alle sind nur Männchen? Alle nur Männchen. Okay, düzeltelim arkadaşlar. Yani ilginiz ne kadar şey önemli ama bilmiyorum. En azından ben düzelteyim. Bunların hepsi çift falan değilmiş. Hepsi erkek buradakilerin ve tanesi 20 euro sadece kafasında saçaklı saçağı olanlar 25 euro. Şuradan şöyle bir geçelim burada çünkü şeyi gördüm. Şu kuşu gördüm. Wie nennt sich der Vogel? Wie nennt man das? Grüne Kardinal. König Kardinal. Grüne Kardinal. Grüne Kardinal. Ha ya. Okay. Grün Kardinal arkadaşlar diyor. Bu da dişisi. Evet biraz sönük renkli olanlar genelde doğal kuralı gereği. Dişiler oluyor bakışa bakar mı? Nasıl merak etti? Bakıyor. Ya, yakuma bile kok ne? Bakışa bak ya ilginç. Diyor kamera bu ne Allah'ım yarabbim. İlk defa görüyor belki. Bu da erkeği. Yeşil tonajlı. Bu da herhalde bunun... Bu da onun mutasyonu olsa gerek arkadaşlar. Çünkü aynı ırka benziyor. Şöyle biraz kamerayı yaklaştırdım ama. Evet. Ist das eine Mutation von der? Von denen? Nee, ne? Eine andere Art, eine andere Rasse. Ha, okay. Mutasyon değilmiş de o başka bir ırk çeşidiymiş. Arkadaşlar, envai çeşit güzel kuşlarımız var. Şimdi adama soracağım, Almanca söyleyecek ismini. Ben de onun Türkçesini bilmeyeceğim. Ondan dolayı kusura bakma. Sadece görmeyle yetinmeye çalışın değerli dostlar. Şurada ist ein Erlenzeisig, ne? Nein, das ein Bartzeisig. Ein Bartzeisig. Evet, bir ne diyor ona arkadaşlar? Kenevir ispinozu olabilir mi bilmiyorum ismini. Ama tek bir erkek o, onu biliyorum. Ha, bu da dişisi. Bu da dişisi. 75 euroymuş. Bu. Mutasyon belki. Ondandır arkadaşlar. Bu da 75 euroymuş. Pahalı bence. Evet, kanaryalarımızı gördük. Az önce görmüştük. Bence o kadar yeterli. İşte da hat jemand fleißig eingekauft. Hast du fleißig eingekauft, ne? Sehr schön. Evet, arkadaşlar bu gördüğünüzü siz yapmayın. Çünkü bunlar şeyler, satıcılar böyle topluyorlar, alıyorlar böyle toptan. Hayvanları küçük kafeslere böyle tıkıyorlar. O hayvanlar yerine gidene kadar saatlerce yolda öyle 50 kuş küçük bir şeyde çile çekiyor. Tasvip ve tavsiye etmiyorum değerli dostlar. Arkadaş almış. Şahsen ben olsam, burada kuşları satan bir standım olsa böyle insanlara ben asla satmadım, satmam da. Çünkü bunlar için kuşun şeyi önemli değil. Aldığı fiyat ve sattığı kar önemli. Bunlar sadece kar odaklılar. Biz kuş seviyoruz. Ötmesini seviyoruz, bakmasını, seyretmesini seviyoruz. Onun için kuş alıyoruz. Onun için ötmesi, rengi, şusu önemli değil ki. Burada ne kadar ucuz alırsa, üzerine ne kadar çok koyar, satarsa o kadar onun için önemli. Welche Preise waren da hier nochmal? 150. Wie viel? 150. Das Paar. Okay, das auch 150? Ja. Bu da 150, bu da 150. Und das kostet Major Achat? 100. 100. Okay. Ach so, steht auch... Ach so, Isabel. Ha, bunda Isabel şeyi var arkadaşlar, geni var. Yani bunun altından daha farklı mutasyonlar düşüyor. Onun için 100 euro. Ist es ein Männchen, sehe ich? Ja. Männchen. Bu...
Efendim bunlar 100. Basarsak 150 euro. 150 euro. 150 euro arkadaşlar bunların çifti. 150 euro bunların çifti. İşte bunu aldığınız zaman alan kişinizin de şeyini, adresini, işte şeyini, telefon numarasını, bu kuşun hangi annede babadan olduğu falan yazması gerekiyor. Bu Hollanda'da da bunu yazamıyorlar. O bilgiyi veremiyorlar. Almanya'da yapıyorlar. Stellst du auch Papiere aus, wenn einer kauft? Kannst du was machen? Kannst du auch Papiere ausstellen? Ich hab die nicht bei. Hast du nicht bei, ne? Nee, man kann meinen Namen ausschreiben. Ja. Wo sind. Das kann ja. Ist eine Idee, ja. 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 Aber in Holland braucht man das nicht, ne? In Holland, also kein Papier, gar nichts. Ja, ich so. In Deutschland ist das halt ein bisschen anders. Da wollen sie genau wissen, welcher Vater, welcher Mutter, alles Nummer. Und ist schon ganz, ganz krass. Danke erstmal für die Auskunft. Das ist das Problem leider. Sonst würde ich alle mitnehmen, ganz ehrlich. Aber das Problem ist nur halt, dass man diesen Papierkrieg machen muss. Die wollen genau Adresse von dir haben, die wollen genau Nummern haben und sowas. Ich habe eben auch eine Deutsche gehabt und die hat auch eine von dir mitgenommen. Habe ich meine Adresse aufgeschrieben, meine Nummer. Hm, okay. Alles. Ist eine Überlegung wert. Ich sag mal kurz ab, denk mal drüber nach. Evet arkadaşlar, ben özellikle şeyi sordum. Bak deminden beri bahsediyorum ya, işte kağıt, sicil kağıdı yazıyor mu diye. Sicil kağıdını yazmakla olmuyor diyor. Ben ismimi yazarım herhangi bir kağıda diyor. Benimdir diye diyor. Götür onu diyor. Ama işte Alman şeyleri, yetkilileri onu kabul etmiyor. Diyor ki ya tamam da diyor, bunun adresi lazım, telefon numarası lazım. Hatta mümkünse bu kuşun bir önceki şeyi de lazım olur diyor. Benden de bir Alman geldi, aldı diyor. Onu şeye, adresimi yazdım diyor. Ona yeterli geldi diyor. Ama ben kendimden biliyorum arkadaşlar. Çok zorluk çektim. Burada bir şey daha var. Bildirim, onu da alalım. Das deine oder kannst du mitnehmen? Was? Kann ich das mitnehmen? Nee, das bin ich nicht. Okay, das deine nicht. Okay. Ganz klar. Okay, danke. Hier sind wir von mir. Kannst du mir die Preise sagen? 100 Euro. 100 Euro. 95 Euro. 95. 95 Euro. 95, der sitzt gerade in der Sonne. Der ist braun, Isabel Pastel. 150 Euro. Oh, 150 Euro. Und Papiere stellst du auch aus? Hast du die beide? Nein. Hast du nicht. Hast selber keine? Das ist immer das Problem. Wir möchten gerne kommen, aber in Deutschland machen so viel Stress. Das gibt's gar nicht. Ne? Das tut immer in der Seele weh. Vielleicht hätte ich noch ein paar Papiere können kriegen. Aber wenn ich überlege nochmal, wenn ich komme, damit du, bevor jetzt, ich suchst und dann sage ich, nee, ich will doch nicht, das macht man nicht. Wir warten erstmal ab und dann melde ich mich eventuell nochmal. Ich will einfach mal ein bisschen filmen. Ja, ja. Arkadaşlar, bu da aynı problemi yaşıyor. Ben de diyor, fiyatlar süper. Die kostet auch 95. Bunlar da 95 euro. Hani fiyatlar hakikaten çok, çok şahane. Çok ucuz. Ama işte kağıda ben bir ismimi yazayım götür diyor. Ama Almanya'da problem yaratıyor. Hollanda'da mesela böyle bir şey yok. Ayağında yüzük var mı? Var. Al götür diyor. Yani o bana yeter diyor. Ayağında yüzüğü taktığına göre şeyi tamamdır diyor. Yani demek ki. Ah korkma. Da yok kurz film. Ya also arkadaşlar böyle bir kağıt işte o kağıt. Also das da komme ich gerne drauf zurück gleich. Hast du noch mehr davon? Ja, die sind da. Okay. Wenn du musst, ich melde mich, ich überlege mir ganz kurz. Aber sehr lieb von dir, herzlichen Dank. Dann ja? Habe ich auch schon mal gefilmt, das ist sehr gut. Gut gemacht. Ich melde mich eventuell, danke. Adam koşarak bulmuş, kağıt da var istersen. Yani tabii adam satmak için biraz da uğraşı gösteriyor. Tebrik ederim, yani güzel bir şey yapıyor. Ben daha çok bilgi almak için, sizler için de çekim esnasında bu şeyleri görün diye. Ben videosunu yaptım, videolarımda anlattım bu sıkıntıları. Ancak işte burada bak onun canlı örneğini görüyoruz. Arkadaşlar buraya gelirsiniz, alıyorsunuz, alırsınız, götürürsünüz, başınıza dert alırsınız farkına varmadan. Bunun kayıtını yaptıramazsanız, adam diyor ki işte Hollanda'dan kime gidip başvuracağım, nereden bulacağım diyor. Adres yanlışsa, bazı Hollandalılar korkuyorlar, adreslerini yazmıyorlar. Gelir kümesi patlatırlar diye. Bazıları yanlış adresleri de yazıyorlar. Ona da dikkat edin. Adam tamam diyor, adres mi diyor, sıkıntı değil diyor, yazıyor. Ama kimliğini çıkarıp göstermiyor çoğu zaman. Sormuyorsun da sen, güveniyorsun yani. Öyle oldu yani birkaç defa.
yanlış adres yazıyorlar. Şey, hep bakıyorsun ki 10 kuş almış o insanlar, hepsinde aynı adres. Yani farklı şeylerden, yerlerden. Dolayısıyla ona da dikkat edin, onu da söyleyeyim. Şöyle bak, arkadaşlar ya, nereye bakarsanız vallahi bunlar da mutasyon, beyak size. Arkadaşlar çok şahane ya. İnsanın hepsinden büyük bir çift alıp böyle büyük bir salma hazırlayıp içine doldurası geliyor. Ama çok da pahalı. Ya pahalı derken arkadaşlar, yani düşünsene, yeminle fiyatlara sorduk, bunlar da öyle değil. 100 euro değil, 125 euro değil. 100 euro, 100, 150 euro, 100 euro derken 500 euroyu, 1000 euroyu buluyor. Abi bakıyorsunuz ki 5-10 kuş almışsınız. Ha bak arkadaşlar, mücevherleri görün. Das ist hier die Schwarzen, yani edel stücken. Das euro? Das deine? Nein. Ach ja, du bist auch überall da, ne? Den kenne ich. Der ist immer auf jeder Vogelbörse. bu arkadaşımız da hep şeylerde görürüm böyle borsalarda. Weißt du die Preise schon? Kennt man die Preise? Ich weiß nicht. Ich frag ja nur nach. Aber ich sag mal 400 Euro, ich schätze mal. Nein, nicht mehr. Nicht mehr so teuer? Arkadaşlar bunlar önceleri 400-500 euro çifti. Siyah ispinozlar. Demek o kırmızı kapşonlu ispinozları hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Onların bir ırkından gelen bir şey ama nadir olduğu için bunlar aşırı pahalı. 400 euroya falan geliyor neredeyse önceleri. Şimdi fiyat düştü diyor. O da söylüyor. Fiyatlar düştü diyor ama ne derece doğru bilmiyoruz. Oymuş bu arkadaşlar. Yazmışlar en azından. Sağ olsun. Bizim için kolaylık oldu. Şeyi çözmemiz. Yani şöyle baktığınız zaman vallahi ne diyeyim arkadaşlar. Şunlardan ben hep istemiştim olsun diye. Piyasa da az ya. İnsan da en çok az olan şeyi istiyor sanki. Öyle bir şey de var. Bakın şunu da detaylı özelliğini vereyim. Buraya suyu koymuşlar. Tabii burada nereye gidip su alacaksın kuşlarına? Her tarafta boş burası. At şeyi, eğitim salonu arkadaşlar burası. Burada at eğitim yapıyorlar normalinde. Bugün de işte kuş pazarı düzenlemişler. Suyu hazırlamışlar, koymuşlar. Su ihtiyacı olan oradan gelip gidersin diye. Wem gehören die denn überhaupt, Mensch? Wem gehören die? Nee, er ist auch ein Zuschauer. Aber der sitzt gerade mit Rechner und... Arkadaşlar şu noktada bakayım ve görebilecek miyiz? Bir tane kuş uçuşuyor. Görebildi mi bilmiyorum. Boş ver, sizi onunla yollamayın. Orada bir tane kuş uçuyor en azından. Küçük noktada olduğu için göremiyoruz. Muhtemelen şu kırmızılı arkadaşımız buranın sahibi herhalde ama fiyatını öğrenmek isterdim. Ama adam şu anda satış yapıyor ki bize kulak vereceğini bölmek istemiyor. Aslında bak ya, soralım ya, biz onun için buradayız. Şu kırmızı ceketli amcaymış. Ben şu kırmızı kazaklı zannediyorum ama değilmiş. Fiyatı öğrendim arkadaşlar. Dur oraya geçeyim. Ben de ilk söylediğim gibi sanki Allah konuşurdu derler ya. 400 euro demiştim. 400 euro. E kollege. 400 euro. Jetzt weiß ich. Das ist, ja ja. 400 euro. 400 euroymuş. Fiyatlarını öğrendik. Adam bir de sertifikasını da yazabiliyorum diyor. Sertifikasını veriyor. Ama şöyle ayağında yüzük yok diyeceğim ama yüzükleri de varmış. Markaları var arkadaşlar. 400 euro. 400 euro bu kuş. Zaten ucuza alamazsınız arkadaşlar. Bunlar oldu bitti. Pahalıydı. Evet, yine yeni bir sıraya mı girelim diyorum. Bakayım bir. Biraz da muhabbet kuşları izleyelim. Bunlar bu akıda seri çalışmış. Hep maviden takılmış. Özellikle mavi tonajlı muhabbet kuşlarımız burada var. Arkadaşlar. Ve ilginç ki tanesi 10 euro. Bu profesyonel bir üretici arkadaşlar. Bu belli oluyor. Bu şeyleri de, fuarlara da, şeylere de katılıp yarışlara falan da katılıyor. Sergilere falan da katılıyor muhtemelen. Kesin puanları da vardı. Bunu belli oluyor. Profesyoneli ortaya çıkıyor. Zaten bokslarından falan belli adamın. 10 euro ucuz. Demek istediğim şu. Bu büyüklükteki bu iri yarı yapısına sahip olan kuşların normal şeylerde, kuşçularda almaya kalksanız arkadaşlar 35, 45, 50 euroya tanesini alamazsınız. Burada 10 euroya veriyor adamlar. Az önce 5 euroya da görmüştüm. Ama tabii onların da işte bakmak lazım.
adam koca bir salmada 500 tane üretiyorsa o kuşlar sağlıklı değildir, olmaz. Ama bir adam o az önce gördüğümüz gibi sağlıklı bir alanda üretim yapıyorsa o adamdan 5 fazla verin, ondan alın arkadaşlar. Bunlar envai çeşit, ispinus çeşitleri. Tek tek deneyim yine de arkadaşlar ama dakikada 40 olmuş. Ne kadarını abla yerleştiriyor abile. Tabii ne oluyor? Satış oluyor. Boşaldığı zaman onu alıyor box. İçine yeni bir kuş ekliyor. Bunların o altlarda, torbalarda yürekler oluyor arkadaşlar. Araba uzakta olduğu için çoğu zaman gidip gelmeyelim diye. O boxlarda genelde aslına bakarsan geçen son çektiğim videoda orada olsa ona müsaade etmiyorlar normalinde. Kontrol ediyorlar. Burada kontrol etmez. Biz Hollanda'dayız. Gördüğünüz gibi burada adamlar sakalar için sertifika bile gerek görmüyorlar. Bizi Almanya'da çile çektiriyorlar. Fransa'da da öyle arkadaşlar. Eminim ben. Avrupa ülkelerinin hemen hemen hepsinde öyle. Şu anda artık Türkiye'de de öyle. Nadir de olsa Türkiye'de mayor mutasyon üreten arkadaşlarımız var. Onlar da sertifika falan yazabiliyorlar. Yeni yeni orada da gelişiyor bu üretim sistemi. Onlar da kayıtını yaptırmak zorundalar. Bildiriyorlar. Tavsiyem de şu olur. Yani bu insanların gidip de doğadan tuttuğu sakalardan kesinlikle almayın. Alırsanız arkadaşlar tabii ki istiyorsunuz, seviyorsunuz biliyorum ama o kuş, doğadan gelen kuş böyle küçük bir kafeste ötsün, alışsın istiyorsunuz ama alışsa bile o hayvan uzun yaşamıyor. 2-3 senede pat ölüyor, düşüyor ölüyor. Yani doğada uçan özgür bir kuşu küçük bir kafese koyarsanız asla mutlu edemezsiniz. Tam tersi günahına girersiniz. Onun için tavsiye etmem. O satan arkadaşların da pazardan falan öyle kuşlar almayın. Tanıdığınız, üreten arkadaşlarınızdan alın. Öyle birisi yoksa da bulana kadar arayın arkadaşlar. Bir gün kesin karşınıza çıkacaktır. Onun için o doğadaki saka düşmanlarına şey vermeyin, fırsat vermeyin arkadaşlar. Evet, paketlemeler başlamış. Buraları çektim ama arkadaşlar bunun Kauf Price 50 euro. Hani alış fiyatı 50 euro çifti. Bununkisi renkli bir şey olduğu için 60 euro. Evet, artık dediğim gibi buranın şeyi söndü. O ilk ateşi, ilk dakikaları. Arkadaşlar karşıdaki kuşa adam 150 euro istiyor ama çiftine. Ya o da yukarıda bir saka uçuyor arkadaşlar ya. İnanılmazsınız. Yukarıda inşallah yansıyordur. Saka uçmuş. Düşünün yani. Yakalama şansı yok. O kuşun ancak 1-2 gün sonra acıktığında işte yem tuzağıyla aşağı iner. O zaman belki yakalayabilirsiniz. Dışarıya çıkma şeyi yoksa riski. Dolayısıyla Son alles weg. Achso, die hast du noch. Die hast du noch, ne? Ach, die zwei, die kommen auch noch weg. Şu çok tatlıymış arkadaşlar, transport için. Yani buradan yemini koyuyorsunuz. Au, Godesville adamın şeyini kıracaktık az daha. Bakacağız, gösteri yapacağız diye. Adamın boksuna alacaktık. Ama çok güzel bir şey yapmış. Onun da önünü kapatmış plexle, neydi ona, plastik şeyle. Çok güzel bir şey çıkmış. Harika, das hat mir sehr gut gefallen jetzt. Interesse? Nein, aber weil das so ein bisschen Nostalgie hat, ne, so ein bisschen. Wie teuer wäre das? Verkaufst du das oder was? 15 Euro. Ehrlich? Das ist alles. Wow, das ist eigentlich kein Geld. Das ist kein Geld. Arkadaşlar, boah, ist auch schwer. Das Holz ist schwer. Massiv Holz. Arkadaşlar, 15 Euro satıyorum diyor arkadaş. Ja, vallahi insanın alası geliyor. Also, komplett. Und komplett vor allem, ne? Nee, das ist wirklich sehr schön. Nur ich habe es gesehen, weil ich das noch nie gesehen habe. Deswegen, weil das so interessant war, weil wie nennt man das? Dieser nostalgische Outfit hat mich so interessiert. Aber wenn ich Vogel kaufe gleich, ich bin überlegt, vielleicht kaufe ich es doch noch. Bist du noch ein bisschen hier?
Weil ich wollte, ich meine Überlegung, ich bei dem Opa hinten mal... Eine Stunde, glaube ich. Ja, ja, ich bin noch ein bisschen hier. Bei dem Opa will ich vielleicht mal auch was mitnehmen. Und wenn ich das tue, hole ich die Box vorher bei dir ab. So machen wir das. Aber danke erstmal, dass du mir das angeboten hast. Tag, die Herren. Moin. Was ist das für eine Vogelart? Aha. Was nennt sich das? Balis, Balis, Moor. Spreu. Balis. Schöne Messi, wie das soll. Ist das. Ach so, okay. Ich bin. Ist das auch in der Kamera? Nein, ist doch nicht. Nee, der Balis. Balis, 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 Streu. Balis, Spreu. Balis, Spreu. Aber die Linde uischte. Und was, wie teuer ist das Paar? Wie viel? Wie viel? 800? 800. Wow! Ehrlich? Hast du schon mal gezüchtet damit? Hast du schon mal Babys bekommen? Und das funktioniert, das klappt. Wow, okay. Arkadaşlar, ben öylesine bir söyledim ama kuşlar mücevher çıktı. 800 euro bunun değeri. İsmini bile söyleyemediğim bir kuş 800 euro çıktı. Ve bunlardan yavru aldım diyor. Yani bunlar şey, anaç kuşlar. Yani damızlık kuşlar arkadaşlar. Danke. Oh, şunlar tabii ki onun yanında arkadaşlar. Solda sıfır. Ama bunların da rengi başka. Bunları az önce çekmiştim zaten. Bir daha garantilemiş olalım. Evet değerli dostlar, artık kapatmanın zamanı geldi. Und hat sich das gelohnt? Lohnt mich immer. Warum? Ehrlich? Warum? Ja. Ich mach das gerne. Du bist gerne hier mit den Leuten, ne? Ja, also, ja, ja. Kommst auch gerne mit Freunden mal treffen, mal sprechen und so weiter. Und wenn man verkaufen kann, ist gut. Wenn man es nicht klappen sollte, ja, mein Gott, ist auch gut, ne? Ist auch gut. Ja. Evet dedim, satış nasıl geçti diye sordum. Yani diyor, benim için diyor burada olmak yeterli diyor. Yani keyfi, benim için keyfi orada diyor. Satarsam da tabii ki iyi, satamasam da büyük bir problem değil diyor yani. Danke, vielen Dank. Viel Spaß noch. Bence de iyi bir yaklaşım arkadaşlar. Çünkü hani bu sonuçta ticaret şeyi değil bunlar. Kaynağı değil. Ticari amaçlı yapılmamalı. Kuş sevgisi ticari amaçlı yapılmamalı. Bakın arkadaşlar, bu şeyleri, bu kafesler güzel müzel de böyle ortalığa koyduğunuz zaman her taraf açıksa kuşlar için inanılmaz bir stres kaynağı. Onun için mümkün mertebe böyle kalabalık alanlarda bu etrafa açık kafesler kullanmayın. Tabii ki bu arkadaşımız satmak istemiyor. Bu üstelik bu arkadaşımızın değil bu stand. Bu başka bir arkadaşın. Ve oradan geçeni de görsün, buradan geçeni de görsün diye açık tutmuş. Ama kuşlar için tercihli ve sağlıklı değil. Çünkü bu hayvanların hiç korunma şeyi yok. Hep ürkek haldeler. Özellikle bu Meksika serçeleri diyeyim artık arkadaşlar. Çünkü ismini bilemediğim için. Meksika'nın işi House Gimpel olarak biliyoruz. Ha, bu Meksika serçeleri diyelim. Bunlar ürkek hayvanlar. Bir de her tarafı açıksa ki zaten riskli. Bakın işte en önemlisi, açık dedim ya, çoyulma ganz kurz. Şunun mesela arka tarafı kapalı. Bunun arka tarafı açık. Yani kapalı olan esastır. Bir de şunu göstereyim burada. Bunlar okey. Bakın. Hayvan korunmak için o köşeye sıkışabiliyor. Ama bunların öyle bir şansı olmuyor. Onun için arkadaşlar onun altını çizmek istedim. Bakın güzel bir çözüm. Arabaya böyle götürmek için adam böyle bir araba hazırlamış. Evet, kuşlarımız böyle devam ediyor. Artık kapatmak zamanı geldi. Kapatmayı bu Saka standından yapalım değerli dostlar. Evet, benim için çok keyifliydi. Zevkle gezdim. Zevkle, hızlı bir şekilde bilgiler toplamaya çalıştım. Hızlı bir şekilde güzel kareler yakalamaya çalıştım. Umarım kısmen de olsa bunu başarmışımdır. Uzun bir video oldu. Uzun zamanınız olduğu zaman bu videoyu izleyin. Sardırmayın çok çok. Çünkü bir sürü kuşu rastgele çektik. Hangi kuş hangi anda çekildi görmeniz gerekiyorsa... Bir gün vaktiniz olduğu zaman açın, çayınızı önünüze alın. Videoyu öyle izleyin arkadaşlar. Evet, ben dediğim gibi keyifle yaptım, zevkle yaptım. Siz de keyif aldıysanız, abone değilseniz abone olun.
jetzt guckt er, was spricht der Kerl vor sich hin. Ne? Danke. Arkadaşlar da tut mir leid. Adamlar da bakıyorlar diyor bu adam ne konuşuyor be Allah'ım ya Rabbim. Bu hanımefendiyle bunlar görevliler arkadaşlar. Bunlar belediye görevlileri gibi bir şeyler var. Bakın Hollanda bilmem bir sitiz enorm. Bir görevli bunlar. İyi yani. Burada olmaları da iyi. Kontrol ediyorlar demek ki. Ama bu kadar sıkı değiller. Adamlar bakıyorlardı. Ben şeyde kalmıştım. Veda'da kalmıştım arkadaşlar. Dediğim gibi siz de keyif aldıysanız orada kalmıştım. Abone değilseniz abone olun. Like atın. Bakın bugün pazar sabah 6'da yola çıktık. Sizler için güzel sohbet olsun, muhabbet olsun, güzel çekimler yapalım diye. Buralara kadar geldik. Artık siz de takdir ediyorsanız, emeği takdir ediyorsanız layığınızı çıkarken atmayı unutmayın. Bu resimlerle, bu karelerle ve kucak dolusu sevgi ve saygılarla hepinizi selamlıyorum. Hoşça kalın. Başka videoda yine bu ekranlarda görüşene denk. Sağlıcakla kalın, esenlikle kalın arkadaşlar.